Evet, herkese merhaba. Bahçede yapılacak yine bir şeyler çıktı. Tabii bir kere sukulenti değiştirmeye başlayınca her şey sırayla geliyor. Şimdi burada bu tür çalılar vardı. Bunlar çok daha büyüklerdi. Arka tarafta toprağın, taşların olduğu yerde. Onları söktük. Şimdi benim korumalı, biraz daha özel türler dikeceğim bir sukulent bahçesi yapmak istiyorum. Yani üstünü gölgelikle kapatabileceğim yazın, kışın açabileceğim bir yer olsun istiyorum. Çadır gibi ama güzel görünen. Yani böyle daha aranjman şeklinde dikeceğim. Ama arkaya bir tane, yani o duvarın köşesini kapatsın diye kalem kaktüs, Sticks on Fire. Bunu dikmek istiyorum. Zaten bu burada bir aranjman için çok büyük. Burayı kapatmaya başladı. Üstlerine binmeye başladı diğer türlerin. Bunu buradan sökme planım vardı zaten. Şimdi onu sökeceğim. Ve direkt arkaya dikeceğim köküyle birlikte. Ne kadar gelir bilmiyorum kök, ama yani zaten çabuk köklenen bir şey bu. Ya da kolay köklenen bir şey diyeyim. Onu da arkaya dikip orada o büyüdüğü kadar büyüsün, olur ileride altını budayıp üstünü ağaç gibi geliştiririm ya da böyle büyük çalı gibi büyür, bilemiyorum ama arkaya öyle bir dikme planım var. Şimdi onu yapacağım inşallah. Oradan çıktı. Tabii burası, o çıkınca bomboş kaldı. Ama burayı yeniden hepsini dizayn etmeyi düşünüyorum zaten. Evet, arkaya böylece koydum. Şimdi onu dikeceğim. Dikeceğim derken tabii sadece onun orada dik kalacak bir şekilde durmasını sağlayacağım. Şimdi diktim arkaya. Buranın toprağı, yani bazen soruyor insanlar nasıl toprak kullanıyorsunuz diye. Bahçenin kendi toprağı böyle. Yani taş, kumlu gibi yapraklar çürüdüğü için buralarda bunları da karıştırdım. Buraya belki birazcık at gübresi alabilirim diye düşünüyorum.
Çünkü özel echeveriyalardan falan dikeceğim için onların büyümesini istiyorum. Güzel güzel büyüsünler istiyorum yani. Onun için buraya birazcık toprak ekleyebilirim ama emin değilim. Evet. Ve yavaş yavaş dikmeye başlayacağım. Alayım sunburst'ümü. Arkaya. Dikeyim. Burayı organize etmek, dizayn etmek biraz zor olacak. Evet. Şuraya havortiyamı koyayım. Evet, yere dikemediğim echeveriyalı olan var elimde. Bir türlü kıyamadım yerlere dikmeye. Evet, bunun nasıl büyüdüğünü, ne kadar büyüyeceğini ya da bilmiyorum. Şuraya koyayım. Ortaya da şuraya
dikeceğim. Evet, şöyle üflü bir tane taş koydum. Şöyle çevireyim. Evet. Sadece çevireyim var. Bunları şöyle dikmek istiyorum. Bunlar aynı cinse benziyorlar. Bilmiyorum, olabilirler de olmayabilirler de. Onları şöyle yan yana dikeceğim. 3 tane. Burayı şimdi üstünü kapatmaya karar verdiğim için yazın gölge kumaşıyla. Tamam. Bu 3 tanesi burada gayet güzel. Bir tane şöyle bir şeyim var. Bilmiyorum, bu birazcık farklı olabilir. Bunu da senedir hiç büyüyemeyen, bilmiyorum nedir. Onu da buraya dikelim. Veriyorlarımı değişik değişik tabi hepsi. Bunları üçlü bir grup buldum. Yani şu birazcık farklı olabilir ama bilemedim. Yine ben bunları bir gruplandırıp dikmeyi deneyeceğim. Şöyle kütüğün tam ucuna, şuradan en büyük saplı olan galiba şu. Bunun altından bebekleri geliyor. Onun için çok gömmek istemiyorum. Şuraya da diğerini. Tamam, bunlar inşallah buradan güzel güzel görünürler. Şimdi bir de yani bunu bir türlü bir yer beğendiremedim. Yine dibi böyle, geçenki yağmurda bile çok su almamış, yani kuru kuru duruyor. Köklerini biraz temizleyip bunu tek olarak belki de şuraya diksem ya da buraya ben bir taş koyayım. Bunu becerim. Belki sonra daha büyük bir taş getiririm ama en azından şöyle görünüyor. Bu taşın ucuna şuraya dikeceğim inşallah. Evet. Tamam. Tabi bunların her tarafı küçük çakıl taşlarıyla kaplanacak. O zaman görüntü çok daha değişecek. Evet. Su filan çadırımdan biraz sökümler yapacağım. Yeni yaptığım bahçeye dikmek üzere. Şimdi şunu şuradan almak istiyorum. Bu çok güzel.
üçlü olarak grup oluşturdu. Mümkün olduğunca kökünü zedelememeye çalışacağım. Evet, bir tanesi bu. Bir tanesi şunu almak istiyorum. Bu tam Pearl Weinberg'e benziyor ama o değil. Birazcık daha farklı. Bu Echeverium da alacağım. Evet. Onun bir tane daha burada kardeşi var. Aslında almışken bunu da alayım. Evet. Başka hangi gillerden alayım diye şey yapıyorum. Aslında bu Echeverria Raindrops da oraya gitsin. Daha buraya yeni dikmiştim aslında ama. Evet. Birkaç tane söktük onları şimdi. Buraya bir de yerleştireceğim. Evet. Çok güzel oldu. Kenarları pembeleşiyor. Evet. Şu tarafa geçeyim. Raindrop'umuzu da bu da zamanında sahil kenarında yamaçlardan bulmuştum. Evet, bunu da evet, şöyle bir adım geriye çekilip bakalım.